Evet, doğru tercih devam mı ediyor diyelim, başlıyor mu diyelim. Şimdi bir bu program var, ondan sonra bir program daha var, sonra bir program daha var. Doğru tercih devam ediyor demek bence daha doğru olacaktır. Hadi bir şehir efsanesi de dolaşmıyor değil. O nedir? Tercih süreci uzatılacak gibisinden ifadeler var. Pek öyle bir şey yok esasında. Pazartesi günü tercih süreci sona erecek saat 23.59'da. Çünkü arkası bayramdan önce sınavın sonuçları açıklanacak. Pek bir zaman kalmıyor. Dolayısıyla pazartesi günü tercih sürecini tamamlayacağız. Artık en yoğun günlere girdik. Kritik o kelime çok güzel olmayacak ama işte son 4 gündeyiz diyelim. Bu arada güzel bir haberimiz var size. ntv.com.tr daha hani eli kulağında daha henüz konmadı ama işte ilerleyen saatlerde konacak diyelim. Oraya bir ana sayfaya buton koyacağız. Tıklayacaksınız her türlü soru veya sorununuzu. Hani tercih listelerinize yaptıysanız dahi değiştirme olanağı var. Aklınıza takılan sorular varsa, sorunlar varsa oradan bize ulaşabilirsiniz. Kısa kısa yanıtlarla sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Efendim, Maltepe Üniversitemizin değerli rektör yardımcısı Profesör Doktor Sayın Belma Akşit hocamız bizlerle birlikte. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ nasılsınız? Olun. İyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Reklam filminiz ne kadar güzel olmuş öyle. Yaratıcı olmuş, değişik olmuş. Evet. Benim çok hoşuma gitti, herhalde herkes de beğenmiştir. Bana çok değişik gerçekten. Şahin hocam çok öncülüğünü yaptı. Evet. Doğru evet mu? Çok hoş geri bildirimler alıyoruz onunla ilgili. Güzel bir kompozisyon yapılmış. Hoş oldu gerçekten. Şimdi sene, şöyle kağıtta yer kalmadığı için biraz öbür tarafa yazdım. 2008'de bir şey demişsiniz. Gerçi sınavla ilgili bir şey demişsiniz ama onu tercih sürecine de adapte edebiliriz. Demişsiniz ki ÖSS'de anneler babalardan daha aktif. Hatırladınız mı? Hatırladım da siz nasıl hatırladınız ona çok şaşırdım. Hocam yani siz sosyoloji, ben felsefe, böyle her şeyi didiklemeyi çok severiz. Her şey bizim için bir sorundur. Sonra demişsiniz ki %33'ü annelerin tansiyon hastası demeyelim de rahatsızlığı var. %19'unun da eşiyle sorunları oluşuyor bu sınavdan dolayı. Şimdi bu sınavdaki durum. Evet. Tercih sürecinde herhalde bu yüzdeler tavan yapıyor. Dur. Ne dersiniz? Herhalde bilemiyorum. Yani o sırada onu sanıyorum sormamıştık. Ama gerçekten epey farklı yüzdeler çıkmıştı. Siz benden daha iyi anımsıyorsunuz. Keşke bu yılda yapsaydık ve aradaki farka baksaydık. Ne tür değişiklikler olmuş onu görebilirdik. Ama kuşkusuz her aile içinde gerilim yaşanıyor. Yaşanması da sanıyorum kaçınılmaz. Zaten. Çünkü herkes her şeyin en iyisi olsun istiyor. Evet, çocuğu. Yavrularımız için. Tabii. Peki bir büyüğümüz olarak, yani büyüğümüz derken tecrübeniz ve bilginiz babından söyledim. Ne tavsiye edersiniz gençlerimize ve değerli ebeveynlerimize? Bir kere psikolojik olarak bir şey tavsiye edecek donanıma sahip değilim. Onunla ilgili söyleyemem ama. Belki üniversitede epeyce bir dönemi geçmiş kişi olarak söyleyebilirim. Üniversiteleri biraz iyi tanıyan birisi olarak söyleyebilirim. Hep benim tercihlerde aklıma gelen, elbette ki bölümler, programlar çok önemli ama üniversitenin bir kampüs üniversitesi olmasının çok değer kattığını düşünüyorum. Ne anlamda değer katıyor üniversiteye? Daha doğrusu öğrenciye ne değer katıyor? Bir kere çok farklı disiplinlerden insanlarla düşüp kalkmayı getiriyor. Güzel. Ki bu çok insanı zenginleştirici bir şey. Çok farklı alanlarda seçmeli dersler almasını getiriyor. Birkaç bina ötede gidiyorsunuz. Diyelim ki mühendislik fakültesinin herhangi bir bölümünde okuyorsunuz. Oyunculuk dersi alabilirsiniz. Daha farklı bir şey istiyorsunuz. Mühendisliğin üstüne işletme dersi alsam iyi olacak diye düşünüyorsunuz. O alanda kendinizi yetiştirebiliyorsunuz. Ve bütün bunlar da sizin kârhanenize işleniyor. Aslında bu sadece öğrenci için değil, sizin için de geçerli. Kesinlikle öyle. Kantinlerde çok farklı kültürden, kültür derken ben alt kültürlerden söz ediyorum. Farklı mesleklerin kendi dilleri, kendi değerleri var.
Onları yavaş yavaş tanımaya başlıyorsunuz ki bu çok değerli bir özellik bence. Artık günümüzde işte uluslararasılaşmadan söz ediliyor, küreselleşmeden söz ediliyor ve farklı iş yerlerinde farklı alt kültürlerden gelen kişilerle birlikte olmak zorundasınız. Ben o birlikte olmaya biraz da dans etmek diyorum. Kesinlikle. Evet. Düz yolda yürümek değil. Dans ediyoruz ve birbirimizin ayağına basmadan, kimsenin de benim ayağıma basmasına izin vermeden yürümem gerekiyor. Bu da birbirimizin kültürünü iyi tanımayı gerektiriyor. Bu çok kültürlülük, o kültürlerin farkına kesinlikle varmak ve değerini bilmek ve ona uyum sağlayarak yaşama kültürü. Peki her yani üniversite her konuda yetkin midir? Ve Maltepe Üniversitesi'nin yetkinliği hangi alandadır? Maltepe Üniversitesi'nin yetkinliği bu söylediğim alan açısından beni çok doyuruyor açıkçası. Elbette çok daha farklı alanlar olabilir ama program çeşitliliğimize baktığımızda zaten bunları burada anlatmaya gerek yok. Bütün aday öğrenciler, aileleri kataloglarda bunları görüyorlar. Gerçekten o çeşitlilik çok fazla. Artı yine üniversite tercihlerinde çok dikkatlerini çekmesi gereken bir konu da ilgilendikleri programlardaki öğretim elemanının özelliklerine bakmalı. Yani ben bu adamdan ne alabilirim hesabını yapmaları gerekiyor. Neler öğrenebilirim, ne tür yetkinlikler kazanabilirim. Bu anlamda değerlendirmeliler. Örneğin bizim yine çok öncelik verdiğimiz konulardan bir tanesi kalite. Kalite çalışmaları içinde biz bunlara çok özen gösteriyoruz. Farklı sektörlerin içinde bulunduğu sektörlerden kişilerin, sivil toplum örgütlerinin, halktan insanların içinde bulunduğu, biz onlara dış paydaş diyoruz. Danışma kurullarımız var ve her program için bunları kuruyoruz. Ve biz ona program kazanımları deriz, siz de gayet iyi bilirsiniz. O programdan mezun olduktan sonra o kişi hangi yetkinlikte olacak, neleri yapıyor olabilecek, onları alt alta sıralıyoruz. Onları alt alta sıralarken de dış paydaşlarımızın görüşlerini dikkate alıyoruz. Tabii Türkiye yeterlilikler çerçevesi var, Türkiye Yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesi var, alan yeterlilikleri çerçevesi var. Bütün bunları elbette dikkate alıyoruz. Ama dış paydaşlarımızın görüşleri de çok önemli. Çünkü o mezunlar onlarla birlikte olacaklar daha sonra. Oradaki ihtiyaçları karşılayacak nitelikte kişiler yetiştirmemiz çok önemli. Bir başka şey tabii programlar çok kuşkusuz önemli ama öğrenme biçimleri, öğretme biçimleri, ben öğretme lafını da çok fazla sevmiyorum açıkçası. Bir öğrenme ortamı sunuyoruz biz orada ve hep birlikte öğreniyoruz. Yıllardır ben öğrencilerimle birlikte öğreniyorum. Onlarla birlikte zenginleşiyorum. Onlardan çok şey öğreniyorum. Sürekli birbirimizden besleniyoruz. O öğrenme ortamlarında da artık yeni teknolojiler kullanılmaya başlanması gerekiyor. Birkaç üniversitede var. Şimdi adını vermek istemiyorum elbette. Ama bizim üniversitemizde de bu anlamda çok ciddi sistemler kurulmuş durumda. 7/24 hocayla öğrenci, öğrenciler kendi aralarında sürekli iletişim halinde olabiliyorlar. Bu müthiş bir şey. 97'den beri, öyle değil mi? 9 fakülte, 38 bölüm. Evet. Ondan sonra bir tane enstitü. Ondan sonra 3 tane enstitü. 95 tane program. Şimdi bir de konservatuvarımız var biliyorsunuz. Konservatuvar da var. Onun işte 4 tane de programı var. Müthiş bir meslek yüksekokulumuz var. Bunlar çok büyük zenginlik esasında bir üniversite açısından. Evet. Şimdi kalkıp da hani böyle bir de arkada 40 yıllık bir eğitim geçmişi var esasında. Evet. Şimdi hani işveren bu üniversitenin diplomasını nasıl karşılıyor? Hayat tecrübeleri çok az olduğu için belki bu soruyu soruyorlar.
Ama sana o kadar çok olanak sağlanıyor ki, sağlanmış ki artık sen bunlardan ne kadar yararlanabileceksin, evet, ve bunları hani sindirip ne kadar enerjiye dönüştürebileceksin. Bütün olay sende. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Yani öğrencilerin bu sömürme lafını ben çok seviyorum. Kesinlikle. Limon gibi sıkacaklar esas. Evet, evet. Diğer bir tarifle. Bütün üniversitemizde, üniversitelerde, diğer üniversiteler için de söz konusu, ne tür hizmet varsa, ne tür hoca varsa onların onlardan alabildiğine almaları gerekiyor. Ellerinden geleni yapmaları gerekiyor. Bilmem, Erasmus'tan yararlanmaları lazım. Hocalardan birçok şeyi öğrenmeleri lazım. Kütüphane olanaklarını sonuna kadar kullanmaları lazım. Sektörel işbirliklerini siz daha söylemeden onlar istemeliler. Kesinlikle öyle. Ve beni sorgulamalılar. Tabii. Hoca olarak beni beğenmemeliler ve daha fazlasını istemeliler ki ben de kendimi yetiştireyim. İşte yan dal yapmalar gerekirse, güçleri, zamanları el veriyorsa çift ana dal yapmalar, yüksek lisans yapmalar. Kesinlikle öyle. O çift ana dal, yan dal konusunda da belki bir şey işaret etmekte yarar var. Hani tercihler açısından onların elini rahatlatacak bir konu. Ben Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin bir üyesiyim. Oradan bir örnek vermek istiyorum. Siz de çok iyi biliyorsunuz, herkes biliyor bunu zaten. Psikoloji bölümleri çok revaçta. Evet. Yıllardır öyle, çok revaçta. Psikoloji bölümlerine yetmiyor puanları. Ama daha farklı esneklikleri düşünemiyorlar bile. Sosyolojisi var, felsefesi var. Hayır, onlar var ama psikolojinin de önü kapanmış değil. Mesela bizde burs oranları da biliyorsunuz çok yükseldi. Diyelim ki psikoloji istiyor. Psikolojide tutturamamış, hiç burs söz konusu değil. Ama sosyolojide o puanla %50 burs var diyelim ki. Yani tam oranları kesin bilmiyorum ama puanlara göre değişiyor tabii. Sosyolojide girsin. Ondan hem burstan sonra yararlansın. Burstan hem yararlansın. Hem de amacına ulaşsın. Çift dal yapsın ve 4 yılın sonunda iki tane diploma edinsin. Ve bu meslek hayatına başladığında iş olanaklarını katlayacak iki diploma. Kesin. Müthiş bir ben şey. Ben esasında diplomasında değilim. İki kat bilgi. Elbette. Esas esneklikler, farklı yönleriyle dans insanı etmeler, tanıma. Evet, evet, evet. Yani esnek olmalarını öneriyorum. Esasında siz çok güzel dediniz ama naçizane bir şey daha ekleyeyim. Ben İktisadi İdare Bilimler Fakültesi'nde insan ve toplum bilimlerinden çok ayırmıyorum esasında. Sosyal çatı, bilimler. Çatı tabii. Sosyal bilimler. Tabii. Öyle değil mi? Tabii, tabii. Yani birinden gir, ötekinden çık. İkisini bir arada yap. Yüksek lisansta üçüncüyü ekle. Yani o kadar çok deniz derya, evet, yani sen evet, ne yapmak evet istiyorsun? Yani kalkıp da hocam şu bölüm nasıl? Çok güzel o bölüm. Sen nasılsın? Evet, tamam. Yani hakikaten gayret sarf etmeleri lazım. Pek çok olanak var önlerinde. Onu sonuna kadar kullansın. Kantinde oturacağına git, konservatuvardan da bir şey yap. Oradan evet çık, eve gitmeden önce Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gir, iki çizik attır. Öyle değil mi? Elbette. Bir başka şey de yine bizim üniversitemiz özelinde söyleyebilirim. Başkalarında da muhtemelen vardır ama çok güzel bir sürekli eğitim merkezimiz, evet, var. Müthiş zengin programlar öneriyorlar ve öğrencilere de o sertifika programları çok indirimli. Hatta biz şimdi İç paydaş yetkinlik artırma birimi kurduk ve iç paydaş deyince en başta öğrencilerimiz var tabii. İhtiyaçlarına göre tamamen ücretsiz birçok hizmet vereceğiz. Onları da kullansınlar. Yarın cumartesi, pazar günleri her yıl olduğu gibi artık bu 5. mi oldu, 6. mi oldu? Maltepe Üniversitesi kampüsünde tercihler konusunda sizlere yardımcı olacağız. Bekleriz efendim. Vallahi üniversite güzel, kampüsü güzel, rektörü güzel. Öğretim üyeleri bir tane. Gidin derim. Kayıt yapın derim. Ayaklarınıza sağlık. Şeref duydum. Çok teşekkür ederim. Şimdi kısacık bir ara, doğru tercih devam edecek.